yaşarken böyle çok zor geliyor. O ilk anı. Ama tabii arada zaman geçip işte o meyveleri yavaş yavaş böyle hasat etmeye başlayınca diyorsunuz ki yani iyi ki de katlanmışım bunca şey. İyi ki de bunca şey olmuş. Yani şimdi Allah'a şükür hani çatıcı akademisyen diyorum kendime. Ama bu tarafında da mutluyum. Eskiden de mutluydum. Şu anki isnat edilen hiçbir şeyi, yani bu OHAL komisyonuna yazdığımız tek sadece orada bir doğru düzgün bir dilekçe yazabilmiştik. Orada da hani böyle üstüne basa basa vurgulamıştım. Yani isnat ettiğiniz bu terörist şeyinin tesini dahi kabul etmiyorum yani. O yüzden hiçbir zaman ne kabul ettim, ne kendime yakıştırdım, ne bir herhangi bir KYK'lı arkadaşımın yakıştırmasını ya da bundan dolayı utanmasını, birilerinin yanında işte ezilip büzülmesini istemiyorum. Dik dursunlar. En önemli şey bu. Hiç fark etmez. Pazarcı mı? Pazarcı olsun. Yani müthiş pazarcı olsun. İnşaat ustası mı? İnşaatta çalışsın. Bir fabrikada bir makine operatörü mü? En iyisini yapsın. Ama her zaman dimdik dursunlar. Vallahi şöyle söyleyeyim mi? Yani hani Allah normalde hep şey derler yani hani bizim kendi kültürümüzü Allah düşmanıma bile vermesin diye. Yok düşmanlarıma versin. Yani bize bu düşmanlığı yapan insanları yaşatsın. Ben kesinlikle yani öyle bir şeyim yok. Aman yok biz yaşadık onlar yaşanmasın falan öyle bir şeyim yok. Vallahi daha beterini yaşasınlar yani. Çok zor bir süreç. Yani kesinlikle çok zor bir süreç. Anne babanın bile merhameti bir noktaya kadarmış. Yani bunu hakikaten kendi ailemde gördüm. O gün, ertesi gününü aradılar beni. İşte bir gelir misiniz görüşelim falan diye. Gittim, alındınız işe dediler. 2 ay ya da 2,5 ay takribi orada çalıştım. Sonra bir işte oranın bir yöneticisi vardı. Bir gün geldi, dedi ki senin istifa etmen gerekiyor dedi. Nasıl yani dedim. Ya dedi senin bir memuriyet durumun varmış, bir şeymiş. Hani biz dedi seni işten çıkartmış, kovulmuş göstermeyelim. Problem yaşayabilirsin. Sen istifa et, ayrıl dedi. Yani şöyle söyleyeyim, hani kimse dünyaya işte şu olarak gelmedi, ben de akademisyen olarak gelmedim. Yani hani inandığım şey de şu, hani kimseye kırgınlığım falan da yok. Ben şunu artık kendime kabullendirdim ya da bunu gerçekten kabullendim, ben artık çatıcıyım. Yani ben akademisyen değilim, iade edilsem dahi ben gitmek istemem. Belki mevcut yaptığım şey hakikaten yani özümsedim. Her şeyi. Yani neticede bu işletme kendi şahsıma aitti. Yani içerisinde gördüğünüz her şey. Yani en küçüğünden en büyüğüne kadar kendi alın terim. Buraya da ihanet etmek olur. Yani bırak git. Neticede burada da yaklaşık 5 senelik bir emeğim var. Yani 4,5 senelik bir emeğim var. Ben işimden memnunum. Yani Allah'a şükür hani ne yalan söyleyeyim. Yani hani geçmişteki kazandığımdan daha fazla kazanıyorum. Ekonomik anlamda söylüyorum. Kendi işim, hesap verdiğim kendimden başka kimse yok. Ya şimdi açık konuşuyorum yani. Benim 2 tane çocuğum var. Ben eve gittiğim zaman işte diyor ki işte baba bana işte limonata getir. Ben limonatayı götürebiliyorsam onun için müthişsin yani. En müthiş baba sensin. Yani senin çocuk akademisyen misin? Amir misin, memur musun, avukat mısın, hakim misin, savcı mısın ona bakmıyor. Benim babam benim istediğim şeyi alabildi diyor. Ya da getirdi. Çocuk onu görüyor. Neyden korkuyorsun? Ya açık konuşuyorum. Eğer ki hani bu bütün KYK'lılar arasında korkacak biri varsa en başta benim gelmem lazım. Mesleğimin özel sektörü yok. Ve hiçbir ustalık bilmem ne bir şeyim yok yani. Bizim kamyona ceza geldi. Aşırı yükten dolayı. Yani herkes diyor ki ne yapacağız? Ya ne yapacağız değil. Bu bir suç. Devlet bana diyor ki bu araçta bu kadar yük taşıyabilirsin. Üstüne çıkmışım. Bütün anayasal her şeyi düzenlemiş önüme koymuş. Karayolları Taşımacılık Kanunu. Ben bunu bile bile ihlal etmişim. Ceza yemişim. Dedim ki hiçbir şey olmayacak yani. Ödeyeceğiz. Ya bu suç ben bunu işledim. Bendim bir de yani aracı kullanan. Ben yükledim. Ben geçtim. Ama işlemediğim bir suçun somut falanla görüştü. Bilmem nereye işte bilmem işte hesabında para artışı olmuş. 72 Türk lirası. Ya bununla bir insan suçlanmaz.
İlk Amerika'ya gittim ben dil eğitimi için ve işte bazı üniversiteler oradaki başvurular için. Amerika'ya gittiğim ilk hafta kayınpederim rahmetli oldu. Yeni evlenip gitmiştik zaten Amerika'ya. Genç yaşta böyle işte kaybedince eşim tekrar apar topar Türkiye'ye geldi. Daha ilk hafta gittik. Hani biz gittiğimiz ülke neresidir ne değildir hiçbir şey bilmiyoruz. Ben Amerika'da kaldım. İşte yaklaşık bir ay sonra tekrar eşim geldi. Amerika tabii böyle dışarıdan insanların gördüğü, zannettiği gibi falan bir yer değil. Türkiye'nin yaklaşık yüz ölçümü olarak 13 katı büyüklüğünde her yer yani orman, bildiğiniz böyle ormanın içerisinde yaşıyorduk. Bir de biz gitmeden önce internetten tutmuştuk evimizi. 3 katlı böyle büyük triplex bir ev tutmuşuz. Biz tek kat bir yer zannediyorduk. Tabii öyle olunca ormanın içerisinde yani sabah kalkıyorsunuz böyle bahçenizde geyikler, rakunlar filan. Hanım şey yapamadı orada. Çok cesaret edemedi. Şimdi akademik çalışma zor. 2014'ün sonunda gittik. 2015 yılında oradaydık. Tabii kayınpederin vefatı hani hakikaten yani ormanın içerisinde hani daha önce hiç hani şehirde ikimiz de şehirde yaşamış insanlarız. Böyle bir ormanın içerisinde bir evde böyle yaban hayatı denilebilecek bir yerde olmayınca ben normalde kütüphanede çalışmam gerekiyor üniversitenin. Hanım korkuyordu işte sürekli işte gel. Tabii bu programda devlet şunu yapıyor. Yani ben size bir bedel ödüyorum gittiğiniz ülkede. Yani artılıma şöyle söyleyeyim. Bir öğrencinin, göndermiş olduğu öğrencinin ya da kişinin yıllık devlete maliyeti 50 bin dolar. Yani yemesi, içmesi, okul ücretleri, oradaki işte sigortaları vesaire çok maliyetli olunca diyor ki eğer ki başarısız olursan ya da ola ki işte gittiğin ülkede bir yerden bir teklif alırsan sana ödediğim parayı faziyle tekrar alırım. O yüzden hani şöyle bir şeyiniz yok. Ya işte biraz çalışayım da işte geçeriz bir şekilde yaparız. Öyle bir opsiyon yok. Sonrasında baktım hani hakikaten problem olabilecek bir şeydi. Biraz daha yakın diye dedik İngiltere'ye başvuralım. Sonra tekrar İngiltere'deki üniversitelerle yazışmaya başladım. İşte oradaki aldığım eğitimleri vesaire saydırıp sonrasında Liverpool'a taşındık İngiltere'ye. Ben 2,5 ay olmuştu tabii Liverpool'a gideli. Orada biraz ev bulmak sorun oluyor. Yani Amerika kadar böyle kolay bir ülke değil ev bulma açısından. Eşim geleli tam bir ay olmuştu. 2 Eylül bir cuma günüydü. Cuma namazından çıkınca ben eşim aradı telefonla. İşte böyle böyle işte Türkiye'de bir listeler yayınlanmış. O listelerde senin de adın var. Ne yapacağız diye. Ben dedim merak etme hani telaş etme. Geleyim bakalım nedir ne değildir yanlış görmüşsündür diye. Tabii hani şeyi aradım oradaki bağlı olduğumuz birimi bakanlığın bir ateşeliği vardı. Orayı aradım. Bilgi vermediler. Yani hatta böyle yani orada o gün şeyi gördüm. Hani hakikaten bir teröristle muhatap olmak istemiyoruz dercesine bir tavırları vardı. Bir gün önce de normalde her ayın birinde yatması gerekiyor işte maaşlar. O gün yatmadı. Biz de arayıp sormuştuk. Yani bir gün önce hocam diyerek telefonu açan orada bir hanımefendi vardı. Ertesi gün yani böyle şey hani ben bir teröristle muhatap olmak istemiyorum dercesine bir tavırla işte aramayın gibisinden kapattı telefonu. Sonra dedim hakikaten bayağı sıkıntılı bir durum. Yani hani Türkiye'de bir darbe oldu, insanlar böyle ciddi reaksiyon gösterdi ama sizin zaten yapmanız gereken bir vazife var. Yoğun bir şekilde o akademik dünyanın içerisindesiniz. Tabii saatler uymuyor. Haber alma organları vesaire uymuyor. O yüzden hani buradaki tam atmosferi hissedemiyorduk. Ben işte hanım dedi ya işte kalsak mı ne yapsak ne olacak ne bitecek işte gidersen belki tutuklarla vesaire ne olduğu belli değil Türkiye'nin diye. Böyle dedim yani tutuklayacaksalar da ülkemde tutuklasınlar. En azından hani gideyim bir mercide ya sorun ne? Yani benim ya da suçum ne? Neyle suçlanıyorum, neyle itham ediliyorum? Tamam evet bir liste yayınlanmış doğru. O listedeki işte sicil, TC bana ait doğru. Ama suçum ne? İşte bir bitirmem gereken orada bir sunum vardı. Onunla alakalı işte son çalışmayı yaptım. Sonra üniversiteden tekrar işte izin isteyip Türkiye'ye döndük. Tabii Türkiye'ye gelince oradan sandığımız gibi öyle bir manzaranın olmadığını gelince burada yakinen gördük. Yani hani gittiğimiz her yerden işte başvurmaya çalıştığımız, yazdığımız dilekçeler vesaire
tamam böyle sonuçsuz kaldı. Hala cüzdanımda taşırmıyorum ama bütün vermiş olduğum kurumlardaki dilekçelerin işte dilekçe alınmıştır diye karşılıklarını. Ama işte 5 sene olacak. 5 senedir daha henüz birisine cevap gelmiş değil. Yani gerekçe de daha sonrasında tabii savcılığın başlatmış olduğu bir işte soruşturma neticesinde öğrendik. İşte geçmişte tanıdığım birkaç insanı işte bunlarla niye görüştün? Telefon görüşmem var. Kendi Bankasya'daki hesabımda bir işte 71 lira 25 kuruş mu öyle bir para var. Hani işte bunu niye böyle bir hesap artışında bulundun vesaire dercesine böyle bununla itham edildim. Yani buna benzer şeyler. Yani bir şimdi babam senenin birçoğunu memlekette geçirir. Kışları sadece İstanbul'a gelir. Tam da işte böyle Ramazan ayıydı. Ben askerden geldim. Dedi ki ben kimseye zekat vermedim. İşte zekat verecek birini bul. Dedim baba bismillah daha dün askerden geldik. Bugün şimdi ben sana nereden bulayım zekat verecek birisini filan. İşte bu telefonlardaki uygulamalardan hemen bankası uygulamasına girdim. Dedim zekat mı zekat. Al sana zekat. İşte onu çıkarttılar önüme. İşte sen bir suç örgütüne zekat vererek yardımda bulunmuşsun diye. Yani işte toplam bunlar. Yani işte Bankasya'da hesabım olması. Tabii oradaki de garabet şu. Mahkemede de söyledim aynı şeyi. Şimdi savcılık kendi mütalasında yazmış. İşte falan tarihten falan tarihe kadar işte Eyüp Akça adlı şahsın hesap hareketlerinde herhangi bir artış yok. Hatta hesabını hiç kullanmamış. Devamında bu hesabını kullanmıyorken işte falan tarihten itibaren örgüt elebaşının güya işte söylemiyle bir anda hesabına para yatırmaya başladı. Ondan sonra işte tabii hakim sordu bunu hani ne diyorsun diye. Orada dedim efendim çok basit askerdeydim ve yani Yozgat'ta Bankasya şubesi yoktu bulunduğum ilçede. Böyle herkes bir duraksadı nasıl yani diye. Yani devlet sizi bir şeyle suçluyor. Ve diyor yani askerde olduğumu bilmiyor. Sonrasında dedim ya ben askerdeyim bilmiyor musunuz dedim. Yani hakim yok tabii biliyoruz filan dedi de yani tam hakim biliyorsa savcı niye bilmiyor? Böyle bir hani artık trajikomik mi denir yani böyle bir hadiseyle karşılaştık. Kendi yani askerde olduğum süreçten bir haber devlet ve devamında geldim. Normal günlük hayatıma devam ettim. Yani şu anda da var yani 5-6 belki 7 ayrı bankada hesabım var. Her birisinde para transferleri gelen giden vesaire günlük yaptığım işlem verdi. Vallahi şöyle söyleyeyim yani hani Allah normalde hep şey derler yani hani bizim kendi kötümüz Allah düşmanıma bile vermesin diye. Yok düşmanlarıma versin yani bize bu düşmanlığı yapan insanları yaşatsın. Ben kesinlikle yani öyle bir şeyim yok ama yok biz yaşadık onlar yaşanmasın falan öyle bir şeyim yok. Vallahi daha beterini yaşasınlar yani. Çok zor bir süreç yani kesinlikle çok zor bir süreç. Eşinize, eşinizin ailesine, hadi tamam kendi aileniz, kendi anne babanız bir şekilde yine bir nebze insan bunu sindirebiliyor ama sorumlu olduğunuz o kitle işte biraz daha artınca eş ve çocuklar ve benzeri o zaman çok daha ağır oluyor. Tabii bizim buradaki benim en büyük sıkıntım da şu, arkeolojinin özel sektörü yok. Yani örneğin işte bir insan falan memuriyettedir, işte çevre mühendisidir. Belki oradan ihraç edildiğinde gidip normal herhangi bir şirkette bir yerde bir iş bulup çalışabilir. Ya da işte bilgisi, görgüsü dahilinde kendisi belki bir iş vesaire kurabilir. Bizde öyle bir şey yok ama çıkan her şey kültürel varlık olduğu için zaten özel sektörü yok. Yani iki kalem var bize çalışabileceğiniz. Ya müzeler ya üniversiteler. Zaten devlet memurluğuna atılmışız. En çok yani yurt dışına dönerken aklımı kurcalayan şey oydu. Yani hani eşime belli etmemeye çalışıyorum da gidince ne yapacağız? Yani bir yandan da hani böyle yani merak ediyorum Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor, insanlar yani bu listeler ne, açıklaması ne. Hatta bir de şu da vardı. Belki bir yanlışlık yapılmıştır. Birkaç ay içerisinde hani dilekçe falan yazılır, toparlanır. Gelir normal kaldığımız yerden eğitimimize devam ederiz diye düşünüyorduk.
Ama tabii bir yandan da ola ki böyle değilse oradaki durum ve mecburen çalışmak zorunda olursak ne yapacağız, nasıl iş bulacağız, kim bize hangi işi verecek? Çünkü belli bir yaşın üstesiniz yani neredeyse 30 yaşında ben ihraç oldum. Yani gittiğiniz her yerde şu, yani senin bir CV'in lazım bize, ne iş yaptın? Türkiye'ye geldikten sonra da yani Allah-u Alem yine %100 hissedemedim. Çünkü hani Temmuz'da oldu, biz neredeyse Eylül'ün ortasında geldik. Yani arada yaklaşık işte Ağustos-Eylül, yani 2 aylık bir zaman dilimi var. Bir de İstanbul hakikaten çok büyük, kozmopolit bir şehir. Yani hani ben mesela bizim KHK'lı arkadaşlar da küçük şehirlerde yaşayan bilhassa hep şunu gördüm. Ya işte dışlanıyoruz mesela. Burada sizi zaten kimse tanımıyor, dışlayamıyor. Yani alt komşunuzu, üst komşunuzu bilmiyorsunuz. Hani kimse, yani mesela benim karşı komşum daha bu geçtiğimiz yaz işte bir şeyden dolayı, yani yine bu çatı işleriyle alakalıydı, bir şey yapılması gerekiyormuş, rica ettiler. Yani beni böyle yıllardır çatıcı falan zannediyorlarmış yani. Ondan sonra işte konu arasında geçince nasıl ya sen Amerika'da mıydın? Yani benim karşı karşıyayız yani böyle. Binalarımız müstakildir bizim işte Çengelköy'de evler. Müstakil evde karşı karşı olduğu insanın Amerika'da olduğunu bile bilmiyor. O yüzden hiç zorlanmadım. Yani geldim, tek işte benim sıkıntı noktam şöyle iş bulabilmek. Yani seri bir şekilde iş bulup hayata bir şekilde başlamam lazım. Çünkü hani belki, bilmiyorum belki birçok insanın belki ailesinde bu tarz şeyler belki karşılaşmamışlardır ama hani ben şunu gördüm. Anne babanın bile merhameti bir noktaya kadarmış. Yani bunu hakikaten kendi ailemde gördüm. Yani babam şeydir böyle, çok güçlü, dirayetli bir adamdır. Yani hiçbir zaman böyle pes et, yenil, işte ne bileyim geride kal filan ömrümde şahit olmadım. O yüzden de senden o performansı bekliyor. Diyor ki tamam. Ama hala sağlıklı ve hayattasın. Git bir şey yap. Hem kafan dağılsın, hem ayakta kaldığını hem bize hem eşine ispat et yani. O yüzden hiç non-stop, yani geldim sadece ilk hafta bir bizimkiler Çankırı'dalardı. Onların yanına ziyarete gittim bir 2-3 gün. Apar topar geldik. Eşim edebiyat öğretmeni normalde. O bir yandan bakıyor, ben bir yandan bakıyorum. İşte 2-3 hafta sonra, yani Eylül'ün son haftası, İkinci haftası Türkiye'ye geldik. Dördüncü haftasında ikimiz de iş bulduk. Tabii kimseye söylemiyoruz. Hani KHK'lıyım ben işte şu bu filan. Zaten eşimde öyle problemi yoktu. Ama ne olur ne olmaz. İnsan tabii ki tereddüt ediyor. Birçok yerde tabii başvurduğunuz zaman adam sizin geçmişinize bakıyor. İlla ki bir şeyler söylemeniz lazım. İşte yabancılığım var vesaire. İşte Amerika'da yaşadım. Şu oldu bu oldu. Oradaki tabii gördüğünüz tepki... Ya hani niye peki bizde çalışmak istiyorsunuz? Birkaç kişi böyle hani anlamıştı. Yani işte ihraç mısınız filan diye. Tabii doğrudan şey yapıyorlar. Hani teşekkür ederiz hocam işte hani bizim de başımızı derde sokmayın diye böyle kibar bir şekilde gönderiyorlar sizi. Daha sonra işte bu yani hem işte ulusal hem internet üzerinden yayın yapan işte Türkiye'de böyle herkesin bilebileceği büyüklükte bir yerde yabancı dili bilen çağrı merkezi elemanı ilanı varmış. Eşim görmüş. O gün, ertesi gününü aradılar beni. İşte bir gelir misiniz görüşelim falan diye. Gittim. Alındınız işe dediler. 2 ay ya da 2,5 ay takribi orada çalıştım. Sonra bir işte oranın bir yöneticisi vardı. Bir gün geldi. Dedi ki senin istifa etmen gerekiyor dedi. Nasıl yani dedim. Ya dedi senin bir memuriyet durumun varmış. Bir şeymiş. Hani biz dedi seni işten çıkartmış, kovulmuş göstermeyelim, problem yaşayabilirsin. Sen istifa et, ayrıl dedi. Ondan sonra tamam dedim. O gün işte bir istifa dilekçesi doldurdum. Eve geldim. Eve geldim baktım işte eşim de bizim kendi evimizin yakında bir özel bir üniversitenin öğrenci yurdu vardı. İşte orada böyle müdür yardımcısı olarak işe girmişti. Bir geldim eve, Allah eşim de evde. Senin ne işin var dedim. Ya dedi işte çok zor dedi, ben dedi yapamayacağım, istifa ettim dedi. Sen niye geldin bu saatte? Dedim sonra beni işten çıkarttılar. Tabii yani hani o az önceki söylediğim şeye ilaveten söylüyorum. Bir 2 hafta falan daha sürdü iş bulma sürecimiz yani ya da yaklaşık 20 gün falan sürdü. Yani böyle babamın yüzünden düşen 1000 parça. Yani tamam işimiz yok vesaire evdeyiz ama... Yani neticede aşağı yukarı 3 aydır çalışıyoruz. Paramız var, pulumuz var, geçmişten hani var. Ona bir yükümüz yok. Onun bize hani katlanmasını, maddi anlamda katlanmasını gerektirecek herhangi bir durum yok.
Orada biraz böyle hani rahatsız olduğunu hissettim. Dolaşıyordum. Bizim işte enişte dedi ki ya sen dedi hani sürekli geziyorsun. Bizim de işte bu kendi ürettiğimiz de ürünler var Çankırı'da. Bunlarla alakalı dedi, sana bir işte numune kutusu göndereyim. Bir bak dedi işte belki satabilirsen sana ek gelir olur dedi. İşte bu şu an yapmış olduğum işte çatıyla alakalı işte o sistemlerin yedek parçaları kullanılan işte ufak tefek böyle gereçleri vesaire bunlarla alakalı bir kutu yapıp kargo ile gönderdi. İşte üzerlerine tek tek notlar yazmış. İşte bu şu, ölçüsü bu. İstanbul'da bulabildiğim ya da çevre illerde işte şu an işte bulunmuş bir Gebze, işte ne bileyim Yalova, Bursa, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ buraların hepsine böyle hafta sonları bulabildiğim internet üzerinden insanlarla görüşüp randevu aldım gittim. Takribi bir ay sonra insanlar böyle arayıp bir şeyler sormaya, bir şeyler istemeye başladılar. Sonra baktım yani olabilecek gibi dedim ki siz bana şöyle bir hani biraz bir şeyler gönderin insanlar arıyor. Sonra baktım bir anda böyle iş yığılmaya başladı. Sonra dedim ki siz ufak bir araçlık bırakın bana kamyonla gönderin. Hatta geçenlerde işte tam işte yani 4 yıl bitmiş. O Facebook'ta işte o anılarda çıkıyor. Bir kamyon yani büyükçe bir kamyon eşya gönderdiler. Kendi evimin altında da hiç kullanmadığımız yani aşağı yukarı şu an bizim buraya ölçülerine yakın ölçüde büyük bir depo vardı. Oraya indirdik. Bir de küçük bir ticari aracımız vardı. Onunla ben çalışmaya başladım. Sonra derken araç yetmemeye başladı. Sonra dedim benim bir araç almam lazım. Sağ olsun kayınvalidem. Ondan böyle borç aldım. Araç alabilmek için hani şey yoktu, o kadarını süspans edebilecek kadar bir maddi bir gücümüz yoktu. Ondan öyle bir borç alıp bir araç aldım. İşte devamında hani onun işte borçlarını vesaire ödeyip çalışmaya devam ettik. Tabii bütün işte resmiyet vesaire hani ben bizim işte eniştelerin personeli işte araç onların araçları vesaire bütün hani resmiyet namına verse her şey onların ama işte karını kendim alacak şekilde hareket ediyordum. Devamında daha büyük bir ikinci bir araç daha aldım. Hatta o şu an yan tarafta şeydi, otoparkta. Yani şöyle söyleyeyim. Hani kimse dünyaya işte şu olarak gelmedi. Ben de akademisyen olarak gelmedim. Yani hani inandığım şey de şu. Hani kimseye kırgınlığım falan da yok. Ya tabii ki hani yapan kişilere karşı bir hani böyle o ya süper işte müthiş şeyler hissediyor falan değilim. Elbette hani istemiyorum yani hani belki en çok eleştiren insandan belki dille değil ama yani kalben çok daha fazla eleştiriyorum yani olan şeyi. Ama hani işin gerçekten hani Allah boyutunda düşününce yani bunun böyle olmaması gerektiğini inanıyorum. Yani en azından kendi dünyamda yani bir kapıyı kapattı Mevla yeniden farklı bir kapı açtı. Yani hani ben şunu artık kendime yani kabullendirdim ya da bunu gerçekten kabullendim. Ben artık çatıcıyım. Yani ben akademisyen değilim. Çünkü o tren kalktı zaten. Ya şimdi kariyer memuriyetinde olan arkadaşlar için yani işte asker olabilir, akademik düzeyde bu şekilde insanlar olabilir. Ne bileyim işte o hakimlerin, savcıların falan vesaire onların da varsa eğer o tarz şeyleri onların olabilir. Ya şimdi benim kendi yaşıt arkadaşlarım yardımcı doçent ya da doçent olarak çalışıyor. Şimdi atıyorum 3 sene 5 sene sonra devlet dedi ki ya tamam hadi geri dön neyse affettik seni yani neyse artık kendilerince. Gittik ne diyecekler bana? Araştırma görevlisi olmayacaklar. Okutman mı ol diyecekler. Ne diyecekler? Ya da gel seni Kültür Bakanlığı'na alalım da İşte orada bir müzede filan bir yerde çalış mı diyecekler. İade edilsem dahi ben gitmek istemem. İngiltere'deki işte yüksek lisans yaptığım üniversite dünyanın en iyi 49. üniversitesiydi. Hanım da ben de bir ufak hani evet İngiltere'ye döndük ama işte biraz daha böyle hani kendimize gelip o da işte babasının kalbini filan toparlayınca işte ya tekrar Amerika'ya gitsek diye düşünüyordu. Hatta kendi aramızda dedik ki yani ilk 10'da yani dünya sıralamasının en iyi ilk 10 üniversitesinden birisinde eğer doktora yapabilirsem, doktora tamamlayabilirsem Türkiye'ye bu şekilde dönelim. Sizin akademik kariyeriniz yani ilk
dünyanın en iyi 10 üniversitesinden birisinden doktoralı olup gelmekken Türkiye'ye, işte bundan işte örneğin şu anki günümüzden işte takribi 5 sene sonra her şey normale döndü. Ne diyecekler bana? Hadi geç sen akademisyen yapıyoruz mu diyecekler. Ya da geç hadi düz bir memur ol mu diyecekler. Yani benim hedefim işte ne bileyim MIT'den mezun olmaktı. Chicago'dan mezun olmaktı. Stanford'dan mezun olmaktı. Yani gel hani bir sene Kültür Bakanlığı'nda hadi geç bir yerde işte müzeci ol, memur ol. Ya da hadi geç bir tane üniversitede işte araştırma görevlisi ol mu diyecekler. Yani kendi yaşıtlarım neredeyse profesör olmuş olacak. Şu anki mevcut yaptığım işe hakikaten yani özümsedim her şeyiyle. Yani neticede bu işletme kendi şahsıma ait. Yani içerisinde gördüğünüz her şey. Yani en küçüğünden en büyüğüne kadar kendi alın terim. Buraya da ihanet etmek olur. Yani bırak git. Neticede burada da yaklaşık 5 senelik bir emeğim var. Yani 4,5 senelik bir emeğim var. Ama ben işimden memnunum. Yani Allah'a şükür hani ne yalan söyleyeyim. Yani hani geçmişteki kazandığımdan daha fazla kazanıyorum. Ekonomik anlamda söylüyorum. Kendi işim. Hesap verdiğim kendimden başka kimse yok. Pişman olduk mu kısmına gelince ya tabii ki şöyle söyleyeyim. Hayat kalitesi olarak değerlendirecek olursak hani çok affedersiniz ama hani ben Türkiye'deki yaşadığımız hayatı gerçekten çok kaba olacak ama kusura bakmayın. Yani böyle çöplükte karnını doyurmaya çalışan böyle köpeklerin sağa sola eşelediği gibi görüyorum. Yani ilk Amerika'dan Türkiye'ye yaz tatiline gelince havalimanında uçaktan indik. Etrafa şöyle bir baktım. Aman hanıma dedim, çabuk dedim bin geri dön gidelim. Kendi doğup büyüdüğüm şehir. Yani bir 3-5 ay içerisinde o kadar böyle yabancı gelmişti ki gözüme. Ya dedim biz burada nasıl yaşamışız bunca yıl ya. Hakikaten böyle değerlendirecek olursak yaşam kalitesi açısından Türkiye hani artık o en dünyanın işte kaç ülkesi var yani en sonuncularda filandır benim nazarımda. Niye geri dönmüyorsunuz diyeceksiniz ya da işte niye hiç hani düşünmediniz. İşte bizim en büyük korkumuz şu oldu. Evet yaşam kalitesi çok iyi. Eğitim vesaire çok iyi. Biz zaten öyle bir amaç için oraya gittik. Her şey müthiş. Kazançlar, paralar, şunlar bunlar filan. Ama işte ola ki işte çocuklarımız örneğin işte Amerika'da doğarsa işte bir Amerikalı gibi mi olacak? Ya da bir işte Müslüman Türk gibi mi olacak? Yani oradaki gördüğümüz örnekler biraz bizi korkuttu. Kendi işte oradaki Türk ailelerin çocuklarından vesaireden. Ondan dolayı da yani kendi aramızda hanımla bunu çok istişare ettik. Ne yapalım? Yani hakikaten gitsek mi, kalsak mı, nasıl olur diye. Sonra dedik ya en azından hiçbir şey olmasa bile bu ülkede 5 vakit ezan okunuyor. Ne bileyim işte anneannesi var, babaannesi var, dedesi var, benim babam. İşte onları abdest alıp namaz kılarken görüyor çocuklar ya da bizi görüyor. Artık buraya sokmak lazım. Hani buraya da sok, buraya da sok ve mevcut içerisindeki yaşadığın şey neyse onu yap. Ya şimdi açık konuşuyorum yani benim 2 tane çocuğum var. Ben eve gittiğim zaman işte diyor ki işte baba bana işte limonata getir. Ben limonatayı götürebiliyorsam bundan, onun için müthişsin yani. En müthiş baba sensin. Yani senin çocuk akademisyen misin, amir misin, memur musun, avukat mısın, hakim misin, savcı mısın ona bakmıyor. Benim babam benim istediğim şeyi alabildi diyor. Ya da getirdi. Çocuk onu görüyor. Elbette müthiş gayret sarf eden insanlar var. Yani kesinlikle hani arkadaşlar yanlış anlamasınlar bu söylediğim şeyi. Ama hani o 2 aylık süreç içerisinde diyeyim yani bir geçen senelik bir ay bir de bu senelik aşağı yukarı bir aylık süreçte yani insan şaşırıyor biliyorum. Yani evinde oturan yani bazen hanımları falan yazıyorlar işte eşim şu kadar zamandır evde psikolojik problemlerim var. Ya al işte orada 2-3 tane araba var yani. Bir sürekli şehir dışlarına, şehir içerisinde sevkiyatlara mal almaya, mal göndermeye vesaire sürekli şeydeyiz. Yani hani yolculuk böyle şeyi vardır, insanın kafasını dağıtır falan. Ya işte paran var, seni anlayan insanlar var. Buraya geldiği zaman kendini saklamak zorunda değilsin. Yan tarafımız mescit, istediğin gibi namazını kıl. Yani kimse sana işte sen nesin, niye böylesin bilmem ne falan demiyor. Ona rağmen biz kimseyi bulamadık. Yani bir kişi geldi sadece. İşte arıyorlar telefonla, işte kaç para maaş vereceksiniz? Yani ben o az önceki söylediğim işte elektrik idaresinde görüşmeye gittim. 2-3 kişi daha vardı. Birisi sordu orada.
Dedi kaç para maaş vereceksiniz dedi. Sonra adam dedi asgari ücret dedi. Bir de bir çocuk daha kaldı. Yani bir kuruma başvurduğunuz zaman şunu sormazsanız bana kaç para vereceksin? Ya sen bir gel. Yani ben şunu anlayamıyorum. Yani kabuğuna çekilmiş vaziyette yani ne yapıyorsun? Neyden korkuyorsun? Ya açık konuşuyorum. Eğer ki hani bu bütün KHK'lılar arasında korkacak biri varsa en başta benim gelmem lazım. Mesleğimin özel sektörü yok. Ve hiçbir ustalık bilmem ne bir şeyim yok yani. Hani ben giderim işte şunu yaparım diyebileceğim hiçbir şey yok. Yani ben bunu gerçekten anlayamadım yani. Hani tüm samimiyetimle gerçekten anlayamadım yani. Yani bunu telefonda gören ya da işte bir şekilde hani ya bir nedir ne değildir filan diye işte arayıp soranların tamamı ya bel fıtığı çıktı ya boyun fıtığı çıktı. He hocam işte ağır mı? Ben gelemem. Ya ondan sonra da işte şunlar oluyor. İşte intihar etti. İşte karım beni boşadı. Bilmem ne oldu. Ya bu açık konuşuyor. Ben kadın olsam ben de boşarım. Bir suç işlesen somut. Yani şuradan aldı cebine koydu kimse görmeden. Bu bir suç. Bizim kamyona ceza geldi. Aşırı yükten dolayı. Yani herkes diyor ki ne yapacağız? Ya ne yapacağız değil. Bu bir suç. Devlet bana diyor ki bu araçta bu kadar yük taşıyabilirsin. Üstüne çıkmışım. Bütün anayasal her şeyi düzenlemiş önüme koymuş. Karayolları Taşımacılık Kanunu'nda. Ben bunu bile bile ihlal etmişim. Ceza yemişim. Dedim ki hiçbir şey olmayacak yani. Ödeyeceğiz. Ya bu suç ben bunu işledim. Bendim bir de yani aracı kullanan. Ben yükledim, ben geçtim. Ama işlemediğim bir suçun somut falanla görüştü. Bilmem nereye işte bilmem işte hesabında para artışı olmuş. 72 Türk lirası. Ya bununla bir insan suçlanmaz. Kendi eski kimlikleri altında yani ezilen KHK'lı arkadaşlarla alakalı yani lütfen yani sosyal hayatın içerisine girin, adapte olun, korkacağınız, çekileceğiniz, işte ben şuydum, işte ben komiserdim, ben hakimdim, işte ben kaymakamdım vesaire. Hiçbir şey yok. Yani kendi yaşadığım işte geçen sene hatta bir örnek, bir şantiyede çalışıyoruz, büyük bir hastane projesi. Ben normal işte işçi kıyafetleri filan, elimde matkapları vesaire filan işte böyle montaj yapıyoruz. İşte oradan işte daha dün yeni mezun olmuş, işte inşaat mühendisi ya da işte mimarlık mezunu filan böyle küçük çocuklar bari işte usta bir bak buraya filan. Ya şimdi hani insan içinden şunu geçiriyor yani senin bilgimde 30 kere dairim diyorsun ama orada mecbursun ya. Yani. Neticede amirin o. Sen oradan bir şekilde ekmek kazanıyorsun, para kazanıyorsun. Yani gidip orada o işi yapmak zorundasın ya da o seslendiği zaman işte usta bir baksana filan bilmem ne diye. Yani buna yok işte ben eskiden akademisyendim, sen bana öyle seslenemezsin. Kolektif olarak işte devlet bir gün gelip de evet işte bu grup, KHK'lılar grubu işte haklarınız şu şekilde iade oluyor ya da işte neyse işte sizinle alakalı böyle bir düzenleme yapıldı der. O zaman işte arkeolog akademisyen kimliğimi ortaya koyarım. Ama şu an ben çatıcıyım. Ve çatıcı gibi davranıyorum. İşte büyük kızım daha 2 günlük. Ben tabii yollarda panel van bir aracım vardı. Yani hani inanın Allah şahidimdir buna. O ilk 1 yıl bilhassa yani araçta uyuduğum gün sayısı evimde yatağımda uyuduğum gün sayısından fazladır. Yani gitmediğim şehir, dolaşmadığım insan, yani tek tek isim isim, adres adres, işte falan buradaymış, İslam buradaymış. Yaşarken böyle çok zor geliyor. O ilk anı. Ama tabii arada zaman geçip işte o meyveleri yavaş yavaş böyle hasat etmeye başlayınca diyorsunuz ki yani iyi ki de katlanmışım bunca şey. İyi ki de bunca şey olmuş. Yani şimdi Allah'a şükür hani çatıcı akademisyen diyorum kendime. Ama bu tarafında mutluyum. Eskiden de mutluydum. Yani eski yaşantımda şöyle söyleyeyim. Tabii arkeolog olmanın hani bizim en azından kendi dünyamızda bize vermiş olduğu en büyük has işte yazları kazı yapmaktır. Yani geçen belki işte arkadaşlar da hatırlarlar işte o işte bir akım olmuştu orada da işte bir ufak eskiden bir kare paylaşmıştım. Kazıdaki işte o günlerimizden. Tabii yıllar boyu işte hani bir eğitim camiası, kazılar, işte yazlar, işte projeler vesaire işte araştırmalarla geçince ister istemez her yaz geldiğinde böyle artık bedenim şey diyor. Ya niye kazıya gitmiyoruz? Sen niye buradasın? Ya bunu elbette hissediyorum.
kazı kısmını özlüyorum bilhassa. Yani bazen şey diyorum işte, yani şurayı biraz daha hani böyle kurumsal hale getirsek de işte arkadan burayı böyle çekip çevirebilecek birileri olsa da en azından hani eski arkadaşlarımızın işte hoca olanların vesaire hani misafir olarak bile şöyle bir 3-4 gün 5 gün gitsek de işte o toza toprağı yeniden bulansak diye elbette istiyorum. Biraz daha var ama birkaç senem daha var bunun için herhalde. Birkaç sene sonra nasip olursa eğer var. Bilhassa işte eski şehirdeki çalıştığım yerde 3 yıl üst üste çalıştım. Oradaki arkadaşlarımı, oranın ortamını bilhassa özlüyorum. Şu anki isnat edilen hiçbir şeyi, yani bu OHAL komisyonuna yazdığımız tek sadece orada bir doğru düzgün bir dilekçe yazabilmiştik. Orada da hani böyle üstüne basa basa vurgulamıştım. Yani isnat ettiğiniz bu terörist şeyinin tesiri, yani hatta bunun için çok ufak bir şey vereceğim. İngiltere'den Türkiye'ye dönüyoruz. Üniversiteyken işte oradaki hoca, işte öğrenci arkadaşlarla filan vedalaşmaya gittim. O hafta normalde eğer ihraç edilmeseydik, şöyle bir 10 günlük filan bir tatilimiz vardı. İşte nereye gitsek diye biz plan yapıyorduk. Tabii bütün herkes orada aynı planı yapıyordu. Ben hala şey diyorum işte, arkadaşlar işte Manchester'dan, işte bizim Antalya diye bir şehrimiz var. İşte çok güzeldir, turistiktir, şöyledir, böyledir, işte oraya gidin. Orada çok güzel tatil yaparsınız filan diye. İşte millet, aa öyle mi ya filan, işte direkt uçuş var diye anlatmaya çalışıyorum. Tabii dışarı çıkınca bir anda dank etti. Dedim sen ne yapıyorsun ya? İnsanlar seni böyle terörist ilan etmiş. Sen hala acaba ülkeme 3-5 tane böyle turist gönderebilir miyimin hesabındasın. Tabii düşününce isnat edilen şeyi hani hiç normal sıradan bir şey değil. O yüzden hiçbir zaman ne kabul ettim, ne kendime yakıştırdım, ne bir herhangi bir KYK'lı arkadaşımın yakıştırmasını ya da bundan dolayı utanmasını, birilerinin yanında işte ezilip büzülmesini istemiyorum. Dik dursunlar. Hiç fark etmez. Pazarcı mı? Pazarcı olsun. Yani müthiş pazarcı olsun yani. İnşaat ustası mı? İnşaatta çalışsın. Bir fabrikada bir makine operatörü mü? En iyisini yapsın. Ama her zaman dimdik dursunlar. İnancım elbette var. Yani diğer tüm arkadaşlarımın olduğu gibi benim de inancım var. Yani hiçbir şekilde gerçeği saklayamayacaklar. Yani eninde sonunda bir şekilde anayasal insanlar kendi hakkını, hukukunu alacak, olması gereken ya da adalet neyse bir şekilde yeniden tecelli edecek. İnşallah olur. En kısa zamanda olur. Kimse daha fazla acı çekmez, üzülmez. Çünkü annesi babası hapiste olan, işte ne bileyim işte çoluğu çocuğu hapiste olan insanlar var. Ya da işte küçük olup da ailesi, anne babası hapiste olan küçük çocuklar var. İnşallah tez zamanda herkes en sevdiklerine, en kıymetlerine kavuşur diyorum.